Arkadaşlar merhaba. Şöyle tavukları açmaya gidiyorum. Bugün yağmurlu, her taraf çamurlu. Dışarı çıkacak gibi de değil. Şehirde tabii ki bu çamuru bulmanız biraz zor ama buralar çamur içinde. Değil mi oğlum? Ya. Hadi gel bakalım. Havada bir sis var, çok sıcaklık düştüğünden dolayı. Tekrar ısınırken de aynı havayı yaşarız. Bakalım bugün kaç yumurta alacağız. Sizlerle birlikte kontrol edelim. Evet, bunlar da bizim kızlarımız. Böyle annesinin onları dışarı çıkarmasını bekliyor. Çok yağmur yağdığı için. Böyle yağmurlu günlerde fazla dışarı salmıyorum. Ama şimdi yağmur durduğu için onlar dışarı çıkıyorlar. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Onlar mama değil. Öğrenmedin mi? Hayır oğlum. Beyaz. Bak gördün mü? Gördün mü ne yaptı horoz seni? Ne yaptı horoz sana? Beyaz gel. Gel oğlum. Gel. Gel annem gel. Onlara zarar vermek yok. Gel bakalım. Balkıçık içinde her taraf. Ayağımı tekrar göstereyim size. Ne haldeyim böyle. Hayır oğlum gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel. Tavuklar içeriden çıkamıyor. Şimdi gidelim yumurtalara bakalım. Bugün kaç yumurta alacağız. Böyle havalarda dışarı çıkamıyoruz çamurdan. Balçık oluyor her taraf. Burası kümesimiz. Bakalım kaç yumurta var. Kaç yumurta var. Bugün 2, 4, 7, 8 tane. 4-8 tane yumurta varmış. Evet. Bakalım onları alalım. Yine yaramazlık peşindesin değil mi? Yine yaramazlık peşindesin. Bunları dolaba koymaya gidiyorum. Beyaz var ya, yaramazlık yapmakta birincisin bugün. Canın sıkılıyor galiba. Canın sıkılıyor galiba değil mi? Evet arkadaşlar şu anda ezan okunuyor. Bakın şurada görebilecek miyiz bakalım. Şu noktada bizim Güzeltepe köyümüz var. Yine şurada başka bir köy var. Şurada yine başka bir köy var. Dalaba köyü. Şu arkada Yassıbağ, Serhat, Gedik diye birçok köy bulunmakta. Çok yerleşim yerine yakın bir mesafede değiliz ama ezan sesleri bulunduğumuz yer yüksek olduğu için, dağın tepesi olduğu için birçok köyün ezan sesi duyulmakta. Hemen şurada yine, şu dağın arka tarafta Üzümlü Köyü var. Üzümlü Köyü de bize 3-4 kilometre vardır kuş uçuşu mesafede. Fakat ezan sesleri buraya kadar gelebiliyor. Bizim tavuk aşağılara kadar gitmiş.
Gel. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Buralarda çakallar daha çok fazla olduğu için iyice ürediler. Tavuklara da zarar verebiliyor. Evet, böyle kasvetli, kapalı, yağmurlu bir gün çiftlikte yaşanıyor. Gel beyaz, gel. Gel oluş. Gel 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 gel. Gidelim. Her taraf çamur içinde. Her taraf. Gel oğlum. Gel, nane toplayacağız. Gel. Biraz nane toplayayım. Havada öyle bir sis oluştu ki sıcaklık düştüğünden dolayı. Şöyle ilerler, bembeyaz oldu. Bakalım. Şuradaki nanelerden varsa oradan toplayacağım, yoksa diğer tarafa geçeceğim. Bakın böyle bir sisli hava. Burada nanemiz var ama çok büyük değiller. Çok kasvetli bir hava. Sen burada mıydın? Gittin zannettim seni. Seni geri döndü zannettim. Gel. Şuradan birazcık nane toplayayım. Yeni yeni naneler büyümeye başladı. Taze sürgünleri de çok güzel olur. Nanelerin tam büyümesi için bu yağmurlar. Hadi gel gidelim oğlum. Yine yağmur başladı çok fazla. Hadi gidiyoruz, gidiyoruz. Tavuklar da yağmurdan dolayı içeri geçmişler. Çok ısınıyorlar böyle çünkü. Hayır oğlum, hayır! 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 Tavukları üzmek yok. Tavukları üzemezsin. Her tarafı çiçek kapladı. Daha Şubat'ın 23'ü. Bugün Şubat'ın 23'ü. Değil mi beyaz? Bugün ayın kaçı?
23 Şubat. Ama bademler çiçek açtı. Neden? Çünkü sıcaklardan dolayı yanıldılar. Bahar geldi zannediler, değil mi? Tabii ki bahar gelmedi. Evet arkadaşlar. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.